Çocuğun doğuyor, ölüyor, işe gidiyorsun, işten atıyorlar. Camiye gidiyorsun, giderken ayağın kayıyor, ayağın çıkıyor. Merak etme, işler iyi gidiyor demektir. İşler iyi gidiyor. Çünkü biz ne öğrendik? Eğer beşeri hatamız yoksa, ihmal bizden kaynaklanmıyorsa, Allah'tan gelen musibetler, dostluk sınavından geçtiğimizi gösteriyor. Birilerine hiç dokunmuyorsa Allah, hiç dostluk listesine almadı onları demektir. Hiç onları imtihan etmeye gerek görmüyordur. Düşünün arkadaşlar, mesela bir fabrika işçi alacak, 30 yaşının altındakilerden alacağız, sınav yapacağız, mülakat yapacağız diyorlar. 30 yaşının üstündekiler oraya müracaat bile etmiyor. İlk şart çünkü 30'un altında olmak. Allah, dostlarımı imtihan edip alacağım diyorsa, kim bir kısmını da hiç imtihan etmiyorsa, işleri hep yolunda gidiyorsa, onlar giriş sınavına bile alınmıyor zaten. Evet, Allah'tan, bize de aman bela gelsin, cennete girelim gibi bir dua hiçbir zaman yapmayız biz. Ama gelen belalara, musibetlere bakış tarzımızı konuşuruz. Bunun için kardeşler, bizim hayatımız üç kelimenin etrafında döner. Bir, Allah'tan nimet bulursak şükrederiz. Böylece şükrettiğimiz için kazanırız. İki, hata edersek, yanılırsak, sabah namazına kalkamazsak, ağzımızdan gariz bir söz çıkarsa, istiğfar ederiz, yine kazanırız. Hayır, eğer hiçbir şey yapmadık, sıkıntı çekiyoruz, dertler başımıza geldi, çocuğumuzdan çekiyoruz, eşimizden çekiyoruz, işten sıkıntı çekiyoruz, anadan babadan sıkıntı çekiyoruz, çevre şartları, siyasetten sıkıntı çekiyoruz, sabrederiz, yine kazanırız. Ya sabrediyoruz, kazanıyoruz. Ya şükrediyoruz, kazanıyoruz, ya istiğfar edip gene kazanıyoruz. Mümin asla zararda değil. Sabretse kar, şükretse kar, istiğfar etse kar. Her halükarda kardayız.